Abdülmecit Demir, Şahit Aslan, Rıfat Şahin. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya... İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçen insana yardım verilmeyecek. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 21 Mart Salı. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Tural Kaymakamlığı'ndan duyurulur. İlçemiz Akça Tarla Köyü Çubukluk mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu vesileyle çalışmaları yerinde görmek ve fidan dikmek üzere 23 Mart 1995 Perşembe günü saat 11'de Akça Tarla Köyü Çubukluk mevkiindeki dikim sahasına teşrifleriniz rica olunur. Murat Tülay, Turhal Kaymakamı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden duyurulur. Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ile ilgili başvuru evrakı Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce verilecektir. Başvurmak isteyen adaylar 13-24 Mart 1995 tarihleri arasında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden başvuru evrakını temin edeceklerdir. Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı 7 Mayıs 1995 tarihinde yapılacaktır. Sayın halkımıza duyurulur. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Öz. Turhal Pancar Ekicileri Derneği'nden duyurulur. Şeker pancarı çapa işçilik fiyatının tespit edilmesi amacıyla 22 Mart Çarşamba günü saat 14'te Yavuz Selim Mahallesi Çöl Sokak numara 14'te derneğimizde toplantı yapılacaktır. Toplantıya tüm çiftçilerimiz ve işçi çavuşlarımız davetlidir. Turhal Pancar Ekicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Duran Anas. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 41.600, satış 41.850. 1 Alman markı alış 30.050, satış 30.150. Bölgemizde hava durumu ise az bulutlu ve açık. Rüzgar güneyden şiddetle esecek. Bu akşam Murat Eczanesi nöbetçi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Selim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Şahit Aslan, Rıfat Şahin. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya... İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabi onlar hesap numaraları veriyorlar, işte seçen insana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 22 Mart Çarşamba. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Sayın seyirciler, bugün Turhal Pancar Ekicileri Derneği şeker pancarı çapa işçilik fiyatının tespit edilmesi üzerine bir toplantı düzenledi. Toplantı uzun bir tartışmadan sonra yevmiyeler 160 bin lira olarak dernek ve işçi çavuşları tarafından kabul edildi. Basın mensupları, saygıdeğer çiftçilerimiz ve kıymetli çavuş arkadaşlarımız. Hepinizi toplantımıza katıldığınız için teşekkür eder, saygılar sunarız. Bilindiği üzere şeker pancarı tarımında ilk akla gelen en fazla işçilik gerektiren çapa işçiliğiydi. Ülkemizde çapalama ile ilgili makinalaşma varsa da insan iş gücü vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı pancar çiftçisiyle işçimiz iç içe girmiş durumdadır. Çapalama ücretleri işçilerimizle çiftçiler arasında bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bunu önlemek amacıyla bugün bu toplantıyı yapmış bulunuyoruz. Çapa işçilik ücretlerimizi işçi ve çiftçilerimizle diyalog halinde belli bir fiyat üzerinden tespit etmek amacıyla toplantımıza tertiplemiş bulunuyoruz. Ayrıca avansların yeterli miktarda ve zamanında ödenmesi için bir takım çalışmalar yaparak işçi ve çiftçilerimizin mağdur olmasını önleyeceğiz.
Dernek olarak pancar çiftçimizin tüm sorunlarıyla ilgileneceğimizi beyan ederek desteklerinizi bekleriz. Saygılar sunar, hepinize bol günler temenni ederiz. Arkadaşlar, yani çapa çavuşu olaraktan sizlerle konuşuyorum. Bu sene, geçen sene 110 liradan olduysa bu sene de 150 liradan çapayı yapalım. Siz de buna amin diyorsunuz mu? Çavuş içinde, çavuş da mı içinde? Çavuş da içinde. Çavuş da içinde. 150 lira. Konuşmak isteyen konuşun. Ben konuştum. Peki sen ne diyorsun? Açça bir şey. Niye 150 kâr olur çavuş içinde? Olamaz. 180 bin lira amalenin yayılması, 240 bin lira da çavuş yayılması ayrı. Nasıl oluyormuş öyle? Neredeymiş ya ama? Vallahi yarabbim. Paranın bolluğunu. Yetmem, yetmem. Sen karını bileyim. Olamaz. 180 bin lira. Yok. Sen de bir yetme evet. Ben de yetmiyorum. İşte o kadar. Çıkartma iş yok. Benim görüşüm bu. Herkes kendi görüşünü yapsın. İşte o kadar. Hacı, burada bana yine bir kelimeler düştü. Allah'a güven. Şuralar para kazanamıyor ki çavuşlara da para versin. Yani bunu ben güraları düşünerekten konuşuyorum. Evet, ben bir gün ırgatı alıyorum, arabaya bindiriyorum, götürüyorum, akşamına benim paramı ver diyor. Irgat. Ama ben ırgat götüren arkadaştan bu parayı istediğin zaman veremiyor ki bana. Kazanamıyor da veremiyor. Kazansa... Sen nasıl veriyorsun cebinden çıkartıyorsun? Ha? Sen nasıl diyorsun ya o parayı? Bu adamdan almadan nasıl diyorsun? Yani bu 150 liraya az mı diyorsunuz? Az. Bir kilo et. Hepimiz bu karar koyalım. Olur mu ki? Tamam mı? Karı kabul ediyor bu. Tamam. Şimdi kardeşim işte çiftçiler de burada. Hepimiz ağzı bir edeyim. Ne derseler bir karara koyalım. Çapa bitiyor, yemeye bitmiyor. Daha çapayı sökün bitiyor, yok yemeye sürüyor, geliyor. Hepsi bir karar olsun. Ne diyorsunuz bayrağı? Çocuk memnuniyetle kabul ediyoruz. Yani 50 bin, 150 bin ameliye verdik, 10 binde çavuş 160 bin. Normal bir fiyattır. Bir dakika. Tamam olur. Şimdi o zaman 140 bin verdik, 10 bin lirada çavuş parası 160 bin liraya. Niye olmasın güzel? 150 bin lira. Ya şu andan Ali amcanın söylediği gibi çavuş parası içerisinde 150 bin liraya karşı eden arkadaşlar var mı? Yani bu konuda bir görüş birliğine varıp 150 bin lira. Biz bunu basına da açıklayacağız. Çiftçilerimiz de mağdur olmayacak. İşçilerimiz de mağdur olmayacak. Biz... Bir dakika. Onu, şimdi şöyle yani. Geçen sene de 10 lira oldu. İşçi başına. 150 bin lira, 10 bin lirası çavuş olur, 140 bin lira işçi ödeme yapılır, 150 bin olacaksa. Buyur. 155 lira. Bak kardeşim, bizim bir sorunumuz daha var. Bir dakika Mustafa, bunu söyleyeceğiz, bir dakika. Şimdi bu fiyat konusunda önce bir anlaşalım yani, şimdi çavuşlar olarak olsun, çiftçiler olarak, çiftçiler yetkiyi bana verdi yani ben o... Tüm arkadaşlar burada, evet. 165 bin lira olur, yiyin diye, 15 bin lirası çavuş var. 155 bin lirası, 155 bin lirası. 155 bin lirası. 145, 15'i de 5. Peki o zaman şöyle yapalım. Içiye, bunu 155 yapalım. 15'i çavuş olsun, 140 bin lirası içi olsun. Kardeşim bak, çok güzel. Biz bu dernek olarak bu sene sizin paranızı Avas'ta el verdirmek istiyoruz. Onun için, şimdi biz çiftçiyi de mağdura düşünmemiz. Adam bak cebinden ödüyordu, malını satıyordu, danasını satıp sizin paranızı... Ya çiftçi... Çiftçiyi de düşüneceğim biz. Şimdi bundan... Abi, şimdi doğrusu, biz pancayı bir sene veresiye veriyoruz.
Şeker şirketine tam bir sene vesiye pancayı teslim ediyoruz. Size ücretleriniz avanslayda ödenecek ve avanslayın Mayıs ayı içerisinde çıkartılması için çalışma yapacağız. Gerek fabrika yetkilileriyle gerek genel müdürlükle görüşme yapıp avanslayın mümkün olursa Mayıs ayı içerisinde ödenip çiftçilerimizin ve işçilerimizin mağdur olmamasını temenni edeceğiz. Yani bunu sağlayacağız. Hiç değilse çapayı yaptığınız zaman en kısa zamanda ücretini alırsınız. Yani yeterli avansın. Avans verilirken dönüme 100 bin lira, 200 bin lira verilen avans çapalamasını yapmaz şeker pancayla. Bunun için gerekli olan yeterli avans verilmesini sağlayıp çavuşları da mağduriyetten kurtaracağız. Şimdi başlarım bir de seni anlamadım diyorlar. Evet efendim. Kendimiz 110 liraya alabiliyoruz. 110 liraya kendimiz yapacağız. Şimdi bize çift arkadaşları buna yetiremezler. Şimdi biz ameliyat götürdüğümüz zaman bir de kendimiz ayrı... Niye yazılıyor canım? Şimdi ben onu ben açıklayayım. Ben yıllardır işçi çalıştırıyorum. O olay şöyledir. Bir dakika açıklayayım. Şimdi çavuşa yemeğe yazılık. Çavuşa yemeğe yazılık. Çavuş... Yemiyenin haricindeki ücretini işçi başına kendisi alır. Artık 10 bin lira veya 15 bin lira. O işçiye kendi soruyor. Ona biz karışmayız ama çavuşa, çavuş zaten çalışamaz. İşçiyi denetlemek zorundadır. Çavuşa da yemiye yazılık. Onu kabul ediyoruz. Biz tarla sahipleri olaraktan çavuşa yemiye yazılmasını kabulleniyoruz. Evet. Çavuş gitti o yere yazılsın. Gitme bu yere yemeğe almasın. 165 peşinden bağlayak çıkar. 165 fazla olur. 155 bin lira. Ben bir şey diyeyim. Buraya ne? Bir dakika. Tamam. Söyle. Çavuş arkadaşlar. Müsaade. Çavuş arkadaşlar. Bir dakika. Dinleyin beni. Şimdi burada ne şişi yakın ne kebabı. Burada biz 160 bin lira çiftçi olarak verelim. Evet. Ama siz için de çavuş parası için ne alırsanız alın. Tamam, biz için 160 bin lira 55 de demeyelim. Biz 60 ödeyelim. Tamam oldu. Öyle olunca 15 yapak da Tamam. Kocaman Lukas Oya'nın namına sen fiyat veremezsin. 150 bin lira. Niye? 135 bin lira işçiye versin. 15 bin lira da çavuş kendisi alsın. 150 bin kar. 60 bin lirası işçiye ödenmek üzere. 155 bin lira. Koluma sen de 10 adam. 10 adam. Tamam abla kabulleniyoruz. Yani bu aslında bizim verdiğimiz ücret işçiye yeterli bir ücret. 160 bin lira olaraktan derneğimiz ve işçi çavuşlarımız tarafından anlaşılmıştık. Bunun bütün çiftçilerimize duyulur. Çavuşlara yemeğe yazılacaktı. Çavuş payası bu 160 bin liranın içerisindedir. 15 yaşından aşağıya. Sayın seyirciler, bugün Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda ortaokullar arası ikinci bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kız Meslek Lisesi Orta Kısım, Cumhuriyet Ortaokulu, Şenyurt İlköğretim Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu katıldı. Bilgi yarışmasını 130 puan ile Atatürk Ortaokulu, ikinciliği 100 puan ile Kız Meslek Lisesi Orta Kısım kazandı. Bilgi yarışması finali 6 Nisan'da Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenecek. Final yarışmasına Şeker Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Kız Meslek Lisesi orta kısım katılacak. Bir açabilirsiniz. Bir tasvir yazısı yazarken en çok aşağıdakilerden hangisine önem verilmelidir? Süre 30 saniye. Seçenekler A. Düşünme, B. Gözlem, C. Görüşme, D. Deney. Sadece seçenek yazmanız yeterli. Sanıyorum cevaplar hazır. Evet, kaldıralım. B. A. A mı? B. B. Yalnız A gözlem demiş. B gözlem. B, B, B. 4 doğru cevap.
izleyicilerin görebilmeleri için özellikle şerli tükürtüm daha büyük okunacak şekilde oldu mu? Evet, ikinci sorumuz açabilirsiniz. Sandalyeler öğretmenin masasının etrafına özenle dizilmişti. Cümlesindeki tamlamanın çeşidi nedir? Tam cümleyle tamlamanın çeşidini yazacaksınız. Süremiz 45 saniye. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. İnşallah finalde de birinci geliriz. İnşallah. Senin duyguların? Ben de çok çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben de mutluyum. Önceleri biraz tedirgin olmuştuk ama sonra farkı açınca rahatlaştık. Başarılı. Turhal Kaymakamlığından duyurulur. İlçemiz Akçatarla Köyü Çubukluk mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu vesileyle çalışmaları yerinde görmek ve fidan dikmek üzere 23 Mart 1995 Perşembe günü saat 11'de Akçatarla Köyü Çubukluk mevkiindeki dikim sahasına teşrifleriniz rica olunur. Murat Tülay, Turhal Kaymakamı. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 41.800, satış 42.000. 1 Alman marka alış 29.050, satış 30.100. Bölgemizde hava durumu ise parçalı bulutlu, yükseklerde yağmurlu, rüzgar kuzeyden hafif şiddetle esecek. Sayın seyirciler, Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Selim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Sait Aslan, Rıfat Çelik. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya hazırlıyor. İbrahim Güney, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçeniz sana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 23 Mart Perşembe. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Sayın seyirciler, bugün ilçemiz Akçatarla Köyü Çubukluk mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. İnsanlık canlı yok oluyorken bile eğer fırsat bulursanız bir ağaç dikiniz. Onun için çok önemli. Tabii bu mesajın altında çok şeyler yatıyor. Şimdi yeşil memleketin akciğeridir. Yeşilsiz yaşanmaz. Oksijen teneffüs ediyor. Dış görüntüsü itibariyle ülkemizi güzelleştiriyor. Havasını temizliyor. Onun için tabii ağaç çok önemli. Ağaç bayramında da böyle gruplar halinde belli yerlerde ağaçlandırma yaparak ülkemizdeki bu kır görüntüsünü
bu kötü görüntüyü yok etmek lazım. Son 10 yıldır sanıyorum değil mi Kaymakam Bey? Bu ağaçlandırma yapılıyor. 10 yıldır yapılanların semeresi de artık görünmeye başladı. Bakıyoruz, daha önce hiç ağaç olmayan bir tepe gayet güzel orman görüntüsüne girmiş ve ağaçlar büyümüş. E tabii buna devam ettiğimiz sürece bu iş güzelleşecek. Yalnız sadece dikmeyle kalmıyor, sahip de çıkmak lazım. Sizler diktiğinize sahip çıkarsanız hep beraber sonuçta ülkemiz güzel olur. Siz bundan istifade edersiniz. Onun için bu yapılan, şu son çalışmanın, burada yapılan ağaçlandırma çalışmasının öncelikle Akçatarla sakinlerine, Turhalımıza, memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Çok değerli Akçatarlı kardeşlerim, bacılarım, buraya gelmeden önce böyle bir kalabalığın olacağını ben tahmin etmiyordum. Hatta gelirken hanımımla beraber geldim. Acaba orada başka hanımlar olur mu diye tereddüt geçirdim. Şimdi sizleri görünce gerçekten yani eşimle geldiğime pişman da olmadığımı belirtmek istiyorum. Sağ ol. Sizler o kadar güzel kol kola böyle bir birlik beraberlik tablosu elinizde fidanlarla sergilediniz ki duygulanmamak mümkün değildir. Bundan da anlaşılıyor ki bugün hep beraber dikeceğimiz bu fidanlar sizlerin daha bu fidanları dikmeden önce böyle kucaklamanız gelecekte de bu fidanlara sahip çıkacağınızın bir işaretidir. O bakımdan ben hepinizi tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanımın da anlattığı üzere ağaç denince beşikten mezara kadar akla gelen bir nesne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ilçemizde de çevre problemleriyle beraber ağacın ne kadar önemli olduğunu biraz daha yakından anlamış ve idrak etmiş bulunuyoruz. Onun için de bütün memlekette bir ağaçlandırma seferberliğinin olması mecburiyeti hasıl olmuştur. Ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağaçlandırma, milli ağaçlandırma seferberliği kanunu görüşmeleri devam etmektedir. İnşallah bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bütün memleketimizde yeniden yeşilin doğuşunu hep beraber izleyeceğiz. Buna hep beraber katılmadığımız takdirde, yeşili ağacı sevmediğimiz takdirde giderek bütün memleketimiz adeta çöl olmayla karşı karşıya. Çöl olan yerde hayat da söner. Yağmurlar yağmaz. Yaban hayatı olmaz. Çevre problemleri olur. Hava problemleri olur. Dolayısıyla ağaçsız yer adeta yurt değildir diyebiliriz. Madem ki yurt sevgisi en önemli, en başta gelen sevgilerden biridir, bu halde onu ağaçla beraber süsleyeceğiz ve bu sevgimizi, yurt sevgimizi ağaca göstereceğimiz önemle, ona sahip olmamızla ortaya koyacağız ve bunu ispatlayacağız. Bu güzel tablonun gelecekte şu gördüğümüz çorak ve kırsal olan alanda çok güzel bir yeşilliğe bürüneceğine inanıyorum. Ve bu ağaçlandırmanın köyümüze, ilçemize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu ağaçlandırma faaliyetinin ve bu güzel coşkulu sevginin de diğer köylerimize, diğer beldelerimize de örnek olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Başlayabiliriz Kaymakam Bey. Evet. İlk fidanımızı. Evet.
öğrencilerimiz gelsin. O şeyler de gelsin. Bizim işçilerimiz de gelsin, yaysın sahaya. Hepsini çağır. Evet efendim. Kök boğazı olduktan sonra bastıracağız. Bu tarafa doğru. O şimdi tutma yüzdesi nasıl? %100 bu. Maşallah. %100. Bu şaşmaz. Hadi hayırlı olsun. Sağ olasın. Bir adet de başkanımız bitsin. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Hayır, baba.